Kayseri'ye karşı baskı kurması muhtemel ama skor durdu işleri bence çok zor olacak. Bence de. Ama bunu bu eşleşmeyi oynayabilecekse de belki de bir numaralı aday ki. Aynen yani bu şeyi de kullanmak zorunda kalmadı. Evet ve hani görmedi, resmen içine doğdu. Sadece rakibinin bir ufak hareketinden içine doğdu ve çok rahat biçimde kaçtı. Muhin Yüker de görür görmez. Abi ben tek başıma çok rahat ejder alıyorum. Niye almayayım dedi Spirit. Hem kırmızı güçlendirmem de var, daha bile kolay olur. Ve Velkoz'un da çok işine yarayabilecek bir ejder aslında. Özellikle bu kadar üzerine koşacak şampiyon varken. Evet. Ya ben zaten pek çok kişinin aksine bulut ejderinin şeyden... Bu da bitti. Yoksa tutturmuştu onu. Ses çıkarmak için attı değil mi? Yani menzili kısaymış abi. Yani bir yarım santim daha olsa tutacaktı. İyi kurtuldu orada. Keane alacakaranlık perdesini kullandı. Çok kötü pozisyonla burada skoru göreceğiz. Havada yakaladı. 460 bir şey olmaz da. Tusin bu arada kötü pozisyonda yakalandı. Svordart da geldi. Tusin'den güzel bir ulti ama çıkabilecek mi? Şu anda kontrol ediyorum. Sıçrası da yok ve Tusin'i burada indirecekler. Senaryo. Teselli olur. Evet. Yani gerçekten Velkoz için çok büyük avantaj sağlayacak. Zaya için büyük avantaj sağlayacak. Ama Kaysa kontrolden çıkmaya başladı ufak ufak ve herhangi bir cevap veremediler şu anda Kaysa'nın kuvvetine. Yalnız Hanabi şimdi arada mı yakalandı yoksa rakip mi yakaladı? Güzel de bir Shen ultisi geliyor orada. Hanabi Spirit yakalayacak. Spirit hala ultisinde tutunmuş durumda. Orta koridor kulesine yeterli hasar veremediler. Maple biraz fazla hasar alacağını hissedince hemen ultisini kullanıp geri çıktı. Afrika bu arada hiçbir şey harcamadan çok rahat. Sadece Velkoz suçrasını harcayarak çok rahat çıktılar. Sudan da bir kule aldılar ama daha izleri önemli flash buz için. Çalmaya çalışacak Spirit ve çaldı. Spirit bunu çalmayı başardı. Mujin çünkü felaket bir çarp kullandı. Yeni gördüler tabi. Yalnız orada çok kötü yakalandı Mujin. Mujin'in buradan çıkışı olmayacak. Hiçbir ihtimal yok. Ve bu Baron kapısı açmış olabilir onlara. Muhteşem bir ulti. Tusin gerçekten. Çok evet başladılar bu arada. Başladılar, yapıyorlar zaten. Beti şu anda içeri giremiyor. Bu arada Sword Art bir an için yakalanmış gibiydi ama Sword Art'ı dışarıda tuttu Tusin. Arka tarafta şimdi Keane giriyor. Beti çok uzaklara gitti. Zor durumda olan bir Keane var ama Keane Beti'nin üzerine gelmeyi başarıyor. Güzel de bir Zonya kullanımı ama Keane oradan çıkabilecek mi? Hayır bunun cevabı. Diğer tarafta yakalanan bir isim daha var. 2'de 2 yapan bir Beti. Tusin'i de aldı. 3'de 3. Kramer da öldü. Bu işte Flash Wolves'un aradığı pozisyondu. Sprint buradan kaçmaya çalışıyor ama Beti onu bırakmayacak. Beti 5'te 5'e mi gidiyor? Hayır. Son anda gelen tektonik bozucu. Baron ama Baron gelecek. Ya Afrika'nın gereksiz açgözlülüğü aslında. Lee'sini almışken ellerinde yani hem bulut ejderini alıp kuşatmayı devam ettirebilirlerdi. Şimdi her şeyi Flash Wolves'un istediği şekilde hazırladılar Baron'a ve bir kere daha bu kompozisyonun Akali'ye ne kadar uymadığını gördük. Akali istediğini yaptı, hiçbir şey yaramadı istediğini yapmış olması. Yani. Problem değil o ama. Orada arkadan Hanabi geliyor geldi. Şimdi istediklerin pozisyonu buldular Kuro. Sıçrası da yok, Zonya'sı kullanıyor ama Kuro'nun burada hayatta kalması biraz mucize olur Kuro'yu. Bayağı bir süre öldüremediler Kuro orada istediği hasarı çıkardı ama bu Afrika Freaks'e yetecek mi? Keen şimdi devreye girmek istiyor. Alacakaranlık perdesi şu anda Tusin. Bekleme süresinde. Ama tabii şunu söylemek lazım. Kuro bir kere daha böyle pozisyon yakalamayacak. Zonya alması gerekiyor. Şimdi tabii sıçrası geldi Kuro'nun. Az önce yoktu. Evet. Şifası da yoktu az önce. Kuro'nun bayağıdır eşyaları da hiç değişmedi. Çok kötü pozisyonda kaldı. Keen buradan çıkabilecek mi acaba? Hayır, hiçlik topu da tuttu. Keen'in burada düştüğünü göreceğiz. Zonya'sını kullandı. Afrika Freaks yetişmeye çalışıyor ama onlar gelene kadar Keen'in kafasına son vuruş yaptı Beti. Ya şey çok iyi olmadı mı? Yani Baron'u çalmak tek şansı gibi duruyor Smith'in. Hanabi de şey ya... Gece kulübü önündeki bodyguard gibi hiç. Gelin lan gelin diyor. Spirit biraz erken içeri girdi. Ultisi de açtı şimdi. Şansını deniyor ama çok zor. Çok zor. Mümkün değil bunu yapması. 3000 canda içeri girdi. Fena bir hasar bırakmadı. Of, yalnız burada bir orduyla geliyorlar. Geliyor yalnız. Maple geliyor Maple şimdi. Sadece alan, sadece hayır, alan kontrolü. Hayır, Kuro'yu yakaladı. O yakaladı. Ve şimdi Beti'ye geliyor. Bitti. Beti. Çok güzel takip etti orada Maple'ı. Kramer'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Tusin. Onu da arada aldılar. Keen geliyor ama Keen'in tek vuruşta ne kadar canının indiğine bakar mısınız? Yani Tusin'e vurması daha iyiydi Afrika adına o pozisyonda. Tusin'e vurmayınca Kuro'yu da yanında götürdü. Maple'ın tek bir ultisi ve oyunun bitişini gördük. Orada O ulti de aslında sadece alan kontrolü için yapılmıştı. Öyle evet. Savaş başlıklarını zannetmiyorum. Ama Tusin sıçra attığı için bir anda Kuro'yu önünde buldu burada. Maple ve Kuro'yu önünde bulunca da Kuro da şaşırdı bir an için. Yapabileceği bir şey kalmadı. Flash Wolves galibiyete ulaşıyor. Afrika Freaks yine şaşırtıcı bir performans. Yine beklenmedik bir seçme yasaklama aşaması. İşin ilginç yanı hani